Merhaba arkadaşlar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Levent. Bu benim ilk videom, bunun için biraz değil, bayağı bir heyecanlıyım. Ama bu heyecanı yenip notlar hakkında size anlatmadığım hiçbir şey kalmayacak. Bu videoda sizlere notlardan kısaca bahsedeceğim. İlerleyen videolarda not kurma işlemlerinin tüm detaylarına değineceğim. Bunun için kanalımızı takip etmeyi, videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Not nedir sorusundan önce blockchain'in tanımına göz atmamız lazım. Blockchain verilerimizi merkeziyetsiz bir şekilde tutmamızı sağlayan bir yapıdır. Peki neden merkeziyetsizliğe ihtiyaç duyuyoruz? Hiç düşündünüz mü? Verilerimizin tek bir serverda tutulması birçok açıdan olumsuzluğa yol açabilir. Mesela server çökebilir veya hacklenebilir. Bu tür durumlar verilerimiz için istemeyeceğimiz durumlardır. Aynı zamanda verilerimizin güvenliği için de merkeziyetsizlik şarttır. Merkeziyetsizlik dediğimiz şey aslında birden fazla merkezin koordineli bir şekilde çalışmasıdır. Bu merkezleri oluşturan bilgisayarlara not adını veriyoruz. Notlar blockchain için olmazsa olmazdır. Zincire eklenecek bir blok diğer notlar tarafından kontrol edilir ve bu kontrole göre bloğa eklenir. Notların ne olduğuna kısaca değindik. Bu kısımlar biraz karmaşık geliyor olabilir ama canınızı sıkmayın. Karmaşık olması gayet normal. Not kurmaya başladıkça olayı daha kolay kavrayacaksınız. Şimdi gelelim, notlar olmasaydı ne olurdu? Bu durumda tam olarak kim ne kadar kripto paraya sahip ya da hangi işlemlerin kimler arasında ne zamanda gerçekleştiğini bilemezdik. Kripto paraya olan bütün güven yerle bir olurdu. Yani not olmazsa kripto ekosistemi diye bir şeyden söz edemezdik. Notların önemini kavramış olmamız lazım. Daha merkeziyetsiz blockchain için not kuracağız. Kendi verimizin güvenliğini kendimiz sağlayacağız. Not testnetlerine katılıp airdroplardan faydalanma şansı yakalayacağız. Çoğumuzun bildiği gibi Aptos mainnet'e geçince not kuranları yüksek miktarda Aptos ile ödüllendirmişti. Aptos gibi onlarca fırsat gelecek. Bu fırsatlardan faydalanmak için kripto kurduğunu takip etmeye devam edin. Şimdi gelin not kurarken nelere ihtiyacımız olacak onları inceleyelim. Öncelikli olarak not kurmak için bir bilgisayara sahip olmak zorundayız. Bazı örnekleri olsa da henüz telefonlarda bu işlemler yaygınlaşmadı. İkinci olarak bir sunucuya ihtiyacımız var. Çünkü birçok projenin nodunu kuracağız. Bunları kendi bilgisayarımızla yapmamız depolama alanından dolayı imkansız. Sunucu kullanarak bilgisayarımıza zarar vermeden bu işlemleri tamamlayacağız. Görselde de gördüğünüz gibi sunucu temin edebileceğimiz birçok platform var. Bunlardan nasıl ücretsiz sunucu alabileceğimizle ilgili videolarda gelecek. Notlardan bahsettiğim ilk videom bu kadardı. Sunucular ve bu sunuculara nasıl bağlanacağımız hakkındaki video için beklemede kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.